Bir sabah uyandığında artık dünyanın eskisi gibi olmadığını fark edeceksin. 2125'te dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bankalar, hastaneler, fabrikalar. Her şey sessizce çalışıyor ama insanlar yok. İnsan eliyle kurulan bu sistemleri artık insanlar değil, makineler yönetiyor. Bu bilim kurgu gibi görünebilir. Ama aslında bu değişimler çoktan başladı. İnsanlık kendisini başka bir çağa taşıyacak dört büyük bilimsel sıçramanın eşiğinde. Dünya değişiyor ama değişimin beyni ne olacak? Şu anda kullandığımız yapay zeka sadece belirli görevleri yapabilen dar yapay zeka. Ama AGA yapay genel zeka, o bambaşka. Bu teknoloji sadece bir hesap makinesi değil, düşünebilen, otonom öğrenebilen ve belki de bilinç kazanabilecek bir zeka. Bilim insanları bu zekanın önümüzdeki 20 ile 50 yıl içinde hayata geçebileceğini düşünüyor. Ama asıl soru şu, o gün geldiğinde biz mi onu kontrol edeceğiz yoksa o mu bizi? Eğer yapay genel zeka insan zekasını aşarsa, tarih boyunca ilk kez bir varlık insanın entelektüel üstünlüğüne meydan okuyacak. Bu yüzden bazı bilim insanları AGA'nın insanlığın en büyük sıçraması mı yoksa en büyük hatası mı olacağını tartışıyor. Eğer yanlış yönetilirse kendi kararlarını verebilen bir yapay genel zeka tüm dünyadaki ekonomik, politik ve bilimsel sistemleri yöneten bir otoriteye dönüşebilir. Zekayı geliştirdik ama bilgiyi işleyebilecek miyiz? Şu anda kullandığımız bilgisayarlar yalnızca sıfır ve birlerle çalışıyor. Ama kuantum bilgisayarlar aynı anda hem sıfır hem de bir olabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Binlerce yılda çözülecek problemleri saniyeler içinde çözebilecek bir teknoloji. Eğer bu teknoloji tam anlamıyla gelişirse, tıp, ilaç keşfi, finans, yapay zeka, hatta evrenin en karmaşık sırlarını çözme konusunda inanılmaz bir sıçrama yaşanacak. Ama bu gücün bir tehlikesi de var. Kuantum hesaplama, günümüzün en güçlü şifreleme sistemlerini tamamen kırabilir. Şu an bankacılık sistemleri, askeri güvenlik protokolleri ve internet üzerindeki her veri kuantum devrimiyle risk altına girebilir. Dünya yepyeni bir güvenlik anlayışına ihtiyaç duyacak. Bilgi tamam ama enerji olmadan her şey durur. Dünyanın enerji kaynakları giderek tükeniyor. Fosil yakıtlar azalıyor, küresel ısınma etkisini artırıyor. Ama bir umut var, füzyon enerjisi. Füzyon, güneşin enerji üretim mekanizmasını taklit ederek sınırsız ve temiz enerji elde etmeyi amaçlıyor. Eğer başarırsak tüm insanlığa temiz, güvenli ve neredeyse sınırsız enerji sağlayabiliriz. Fransa'daki ITER reaktörü ve ABD'deki NAF deneyleri 2030'lu yıllarda ticari füzyon reaktörlerinin mümkün olabileceğini gösteriyor. Ama teknolojik engeller hala aşılmış değil. Reaktörlerin kararlı çalışabilmesi için aşırı sıcaklıklar ve manyetik alanlar gibi büyük teknik sorunlar çözülmeli. Bu yüzden füzyon enerjisi insanlığın geleceğini şekillendiren en büyük vaadi olabilir. Ama ya başarısız olursa? İnsanlık her şeyi değiştirdi ama kendini değiştirmeye hazır mı? Bugün genetik mühendisliği sadece hastalıkları iyileştirmekten ibaret değil. Artık insanın biyolojik sınırlarını yeniden tanımlayacak bir seviyeye ulaşıyoruz. CRISPR-Cas9 gibi teknolojilerle genetik hastalıkları ortadan kaldırabilir, insan ömrünü uzatabilir ve hatta daha zeki bireyler yaratabiliriz. Ama bir soru var. Bu teknolojiyi ne kadar ileri götüreceğiz? Gelecekte sadece hastalıkları değil, fiziksel ve zihinsel yetenekleri de manipüle edebiliriz. Bu, büyük bir fırsat olduğu kadar büyük bir risk de taşıyor. Tasarım bebekler, DNA manipülasyonu ile üstün insanlar yaratma fikri. Bütün bunlar bilim kurgu gibi mi geliyor? Belki de değil. Çünkü genetik mühendislik, gelecekte insan türünü yalnızca geliştirmeyecek, onu tamamen yeniden şekillendirebilir. Geleceğin dört anahtarı elimizde. Ama kapıyı nasıl açacağız? Tüm bu gelişmeler önümüzdeki 100 yıl içinde gerçekleşecek ve bu değişimlerden kaçış yok. Şu anda izlediğim bu video, gelecekte geriye dönüp baktığında o zamanlar bu değişimlerin başlangıcıydı diyeceğim bir an olabilir. Sonsuz enerji, insanüstü zeka, sınırları olmayan biyoloji. Tarih, insanoğlunun hep aynı soruya cevap aramasıyla yazıldı. Biz ne olacağız? Ama ilk kez bu sorunun cevabı bizden değil, bizden sonra gelecek o varlıklardan gelecek.
Ve belki de bu yüzden gelecek artık bizim yazdığımız bir hikaye değil, içinde kaybolduğumuz bir senaryo olacak. Bilimin gücüyle bir altın çağ mı yaratacağız, yoksa kontrolsüz bir kaosa mı sürükleneceğiz? Sen ne düşünüyorsun? Eğer bu merak yolculuğumuzu kaçırmak istemiyorsan kanalımıza abone olarak burada olmaya devam et. Ve beğeniyle iz bırak.